Sanki çınar dibinden harmanlardaki sahaya çıkış var arkadaşlar. Geldim oraya, balıkçıdan oraya, Çarşı Mahallesi'ne geldim. Dedim buraya geldim, futbol sahası. Ben bunu hatırladım. Edincik de 18 spor kulübünün içerisinde soyunulur, giyinilir ve o şekilde aşağıya harmanlar sahaya, yeni harman sahaya gidilirdi. Ben onu hatırladım. Arkadaşlarımızın arasında şu anda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi bu tür toplantıları 5-6 yıldır arkadaşlarımız yapıyormuş. Ben de ilk defa bir katılımda bulunuyorum. Ama yaptıklarını duyduğumda da çok memnunluk duyuyordum. Yani beraber olmak, birliktelik, samimiyet her zaman için güzellikleri getirir. Şimdi bir gün Edincik'te Çarşı'dan Çınar Dibine yürüyoruz. Bir arkadaş grubumuz vardı. Bu arkadaş grubumuzun içinde rahmetli Ersin Sınar, Kadir Özalan, bir de Mehmet Büyüketi vardı. Dediler ki ya abi dediler, Çınar Dibinde bir kulüp varmış. Biz top sahasına gidiyoruz. Yaşlılar, Hancı Raip rahmetli oldu, Tatar Nihat rahmetli oldu. Yaşlıların yüzünden bizi hadi siz daha çocuksunuz deyip kovalıyorlar, futbol oynayamıyoruz şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Bu da bizim gücümüze gidiyor, biz de oynamak istiyoruz dediler. Bunun üzerine biz, ben Yedincik'teki Çınar Dibinde daha önce siyasi amaçlı kurulan bir kulübün evraklarını incelemeye aldım. İncelemeye aldıktan sonra bu kulübün faaliyetini nasıl getirebilir şeklinde araştırdık ve faal hale getirdik. Faal hale getirdikten sonra çevremizdeki hep güzel arkadaşlarımızı birlikte yanımıza alarak maçlarımıza başladık. Ve çok katkılı bir çalışma olduğunu gördük. Çünkü büyük takımlara giden arkadaşlar olduğunu hep beraber yaşamış olduk. Bir de çok güzel bir izlenen futbol oynadıklarını çevreden de duyuyorduk. Bu da bize katkı sağlıyordu. Ama bütün her şeye rağmen maddi imkansızlıklar çoktu. Evet. Eskiden ayakkabılar yoktu. Kösereydi. Kösereler çiviyle takılırdı. Çiviler ayaklara batardı. Evlerde bunları bulamaz oluyorduk. Evet. Bulamaz oluyorduk. Yıkama dediniz. Maçlara gittiğimizde maç sonunda sıcak duş aksa da formalarımızı bir orada yıkasak da kulübe götürüp sersek, kurutsak. İkinci maça kurutsak, ikinci temiz hamama, olarak çıksak diyorduk. Hamama da çoğu zaman gidemeyebilirdik o şartlardan. Ondan sonra tabii ki uzun arayışla çalışmalar sonunda 5-6 yıl sonra, hatta daha bir fazla sene sonra şampiyonluğu yakaladık. Şampiyonluğu yakaladıktan sonra çevredeki sporun maddiyata dönüştüğünü görmeye başladık. Maddiyata dönüştüğü için, maddi imkanların kısıtlı olması nedeniyle Edincik'te bir iki kulübün yaşamasının mümkün olamayacağı, mevcut yöneticilerin de iki kulübün birleşmesinde fayda olacağı görüşü hakim olunca eski Ziraat Bankası üzerindeki düğün salonunda bir toplantı yaptık. Orada toplantıda renk ne olsun, isim ne olsun, hatta ben şöyle dedim, isim Edincik olsun, renk de yeşil beyaz olsun. Rahmetli İsmail, Karpuz İsmail abi orada dedi ki ya bırak rengi de aşalım, Edincik yemyeşil bir beldedir. Üzümü siyahtır, zeytin siyahtır, yeşil siyah yapalım. O anda tatlılıkla Edincik Spor kuruldu. Ve halen Edincik Spor olarak faaliyetleri devam etmekte olduğunu görüyoruz. İnşallah ülke sporuna katkılar sağlayacaktır.
duyduğuma göre bahsettiğiniz üzere de yeni gençlerin yetiştiğini şey yapıyor. Çünkü ben bu konularda biraz geri kaldım, izleyemez oldum. Koyu bir Galatasaray sempatizanıydım. Galatasaray hep bozuk gittiği için spordan da soğumaya başlamıştım. Evet. Ama Edinci'nin güzel çocukların yetiştiğini duyuyorum ve buna memnun oluyorum. Memnun oluyorum. İnşallah bu tür toplantılarımız Edinci camiası olarak ve spora katkıda bulunan bir sürü insanlar olarak bulunması gerekiyor. Mesela biz Edincik Spor'u yaşatmaya çalışırken bir sürü arkadaşlarımız vardı. Yarısından çoğu rahmetli oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Bunun yanında sağ olanları da aramızda görmek beni her zaman için mutlu olur. Bastonla dahi olsalar. Futbolcu arkadaşlarımızdan da rahmetli olanlar var. Onlara da rahmetli diliyoruz. Hocam özel şey var. Fatih hocamızı kulübümüzü bir yerlere kadar getirmesine sebep olan bir insan. Bu o yüce insan yani unutulmaz bir bizler için çok unutulmaz bir insan. O hocamız hakkında da biraz... Vallahi şimdi biz her şeyin spor için ve iyi çocuklar yetişmesi için güzelliklerin olmasını isterdik. Anne babalar çocukların futbol oynamasına kızardı. Futbol oynamak için gelenlere de çocukların dövenler bile olabilirdi. Yani bu şeydi, çağ dışı bir konu ama sonradan durumlar değişti. O nedenle katkıda bulunabilecek olan arkadaşlarımızı biz elde etmeye çalıştık. Bir Fatih hocamız. Evet. Bir Erdinç hocamız. Evet. Bir bankacı Erdoğan hocamız. Evet. Bunları da yad ettik. Yani bunları faydalanmaya biraz önce görüşüp çalıştık. Fatih hocanın da selamlar var. Erdoğan hoca şeyde İzmir'de. Erdinç hoca biraz rahatsızlığı var herhalde. Biraz düşkün hali var. Ama aramızda görmek isterdik. Bunlar çok büyük katkılarda bulundu çocuklarımıza. Ve profesyonel olarak yetişen çocuklara da büyük katkıları olan kimselerdi bunlar. Evet. Bunlar olmasaydı zaten gelişkinlikte olmazdı. Fatih Hoca çok değerli bir arkadaşımızdı. Ve bizden biriydi, halk adamıydı, halk adamıydı ve sporu seven bir tipti. Bu nedenle halk da onu severdi, futbolcular da onu severdi. Bu sevgi olunca zaten sporda büyük oluyordu. Sporda büyük oluyordu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bizim zamanımızda amatör kümede oynayan futbolcular bugün için Süper Lig'de milyarlar kazan, trilyonlar kazan insanların arasında yok. Evet. Tamam mı? O değerler geçmişte kaldı. Ama bunlar da bugünün nimetlerinden faydalanıyorlar. Bir anımız vardı. İki Ahmet'i biz Doğan Hoca'ya gönderdik. Kısmet olmadı. Beşiktaş'a gönderdik. İnşallah onlar da olabilirdi. Küçük Hasan olsun, Ahmet Fındıklı olsun. Evet. Bunlar yani profesyonelliği tatmış arkadaşlardı. Bu konuda da ekmek yemiş arkadaşlardı. Spor yapıp okulunda da başarılı olan çok insan vardı. Zaten akıllı olan insanın yapacağı bir spor dalı futbol. O nedenle anne babalar kızardı ama okumaya da katkısı oluyordu. Kötü alışkanlıklardan da kurtulmuş oluyordu çocuklar. Sonradan bunu anne babalar anladı. Anladı. Biraz geç oldu ama anladı. Yani, evet. Çok iyi bir arkadaşımız birlik, vardı. Beraberlik vardı. Tabii. Çok iyi bir arkadaşımız vardı. Arif Bakana diye biri. Pilot. Bu kadar boyu vardı ama 2 metre adamın tepesinden topu alırdı. Şu anda Türk Hava Yolları'nda. Türk Hava Yolları'nda albaylıktan emekli oldu. Yani tabii Cevdet. Yani çok değerlerimiz. Okul nedeniyle bıraktım. Evet, okul nedeniyle. Nuriler falan hep okul nedeniyle bıraktılar. Ben de bütün arkadaşlarımıza bu geceyi yarattıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Geçmişe nazaran daha fazla var. Şimdiki gençlere de bir öğüt verelim. Vallahi gençler hem okullarına devam etsin, hem spora devam etsinler. Spora devam eden insan iyi okur.
Çünkü başka yollara gitmekten kendini alıkoymuş olur. Alıkoymuş olur. O nedenle sporla okul başarıyı getirir. İkisi de insanlar hayatı için güzel bir özveridir. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.